Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hangi ismi kullanıyorsun? Sıla, Naz? Ben Sıla'yı kullanıyorum. Tamam, Sıla. Ne yapalım? Başlayalım istersen. 120 kişi olduk zaten. Süper. Evet. Başlamadan önce biraz kendimden, biraz da dergiden bahsedeyim mi Tabii izninizle? ki. Tamam. Ben Sıla Nazkalender, 18 yaşında, lise son sınıf öğrencisiyim. Fikirperest Dergi'nin iletişim ve sosyal medya bölümünde yaklaşık 9 aydır gönüllü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir uğur böceğiyim. Dergimizden de şöyle kısaca bahsedeyim. 2019 yılı Haziran ayında Ankara tren garında işte Cengiz abi, Derya abi ve Mehmet abi otururken şöyle düşünmüşler. Bu ülkeye farklı ne katabiliriz, farklı ne yapabiliriz demişler. Ve bir dergi çıkarma fikri ortaya atılmış. İlk başta Türkiye Gençliği ülkesine sesleniyor sloganıyla dergiyi çıkarmışlar. Sonra bir süre sonra sizin de yakınızdan tanıdığınız yazarımız Zafer Erbaşlar biz de yazmak istiyoruz demiş. Ve sloganı değiştirip şöyle yapmışlar. Türkiye Gençliği ve kendini genç hissedenler ülkeye sesleniyor. Ve bizim düşüncemiz, inancımız şöyle. Bu dünyada aşk olması bir şey varsa onlar da fikirlerdir. O yüzden de dergimizin ismi Fikirperest Dergi. Bizim hikayemiz böyle kısaca. Bu ay 19. sayımızı çıkardık. Hikayenize Efendim. çok dikkat çeken bir şey var. Normalde yazarlara teklif giderken Zafer'in kendisinin gelip ne olur ben de yazayım diye yalvarması çok acı. Bunu görmüş olduk. Çok üzücü. Onu da görmüş olduk böylece. Bu ay 19. sayımızı çıkardık. 19. sayımızın kapağında da siz Evet. varsınız. Şimdi başlayalım bence. Takipçilerimiz de sizin için sorular seçtik. Hazır mısınız? Başlayalım Hazırım. mı? Evet, sınav stresi yaptım Tamam. ya. Bir de şey söyleyeyim, hangi okuldasın Sıla? Onu söylemedin. Nerede okuyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ece Ergin Kan Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Güzel. Teşekkür ederim. İlk önce şunu sormak istiyorum. Dediğim gibi Fikirperest Dergi'nin 19. sayısının teması Ahmet Şerif İzgören. Ve yazılarda sizinle ilgili yeni bilgiler öğrendik. Ve insanların sizi ne kadar sevdiğini, çok güzel dostluklarınızın olduğunu da öğrendik. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi dergide olunca tabii herkes iyi bir şey yazmak zorunda Sıla. Kalkıp da oraya kötü şeyler yazamazlar. Sonuçta bir dergi ve çoğu da yazarların ne olur beni alın diye yalvarmış insanlar. Gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle iyi yani benim çok arkadaşlarımı çok seviyorum. Onların da beni seviyor olması çok çok değerli bir şey. İnsanın alacağı daha büyük bir ödül yok gibi geliyor bana. Hani şey çok etkileyici bir sahnedir. Türkçe'ye nasıl çevirdiler? Bucket List filmi var. Türkçe'de nasıl oynadığını şu an filmini hatırlayamadım ama çok zengin bir adam ve çok maddi durumu iyi olmayan ikisi de hayatının sonlarında. Filmin son sahnesinde zengin adam Jack Nicholson böyle büyük bir villada tek başına bir uşak gelir böyle istakoz koyar bir şampanya ve gider tek başına bir sofrada. Morgan Freeman böyle makarna yiyorlar. Kalabalık bir aile mutluluk içinde. Bu sahne beni hep çok etkilemiştir. İyi dostlar kadar değerli bir şey yok hayatta. O yüzden şey yani ben de okuduklarımın bir bölümde gözlerim doldu. Çok duygulandım. Öyle. Tamam. Tamam, çok teşekkürler. İkinci soruyla devam edelim. Hayatınızın kırılma noktası nedir? Yani böyle şunu yaptım hayatım değişti diyeceğim bir şey yok Sıla ama birkaç kritik belki nokta varsa bir tanesi 14 yaşında Türkiye'de bir tane fen lisesi vardı. 1979 yılında girdim ben lise sınavına. Ankara Fen Lisesi ve 96 kişi alıyordu. Ben 156. oldum ve oraya giremedim. Kuleli Asker Lisesi'ne de işte 40 bin kişi falan o dönem terörden dolayı başvuruyordu ve asker liseyi kazandım. Yani belki Fen Lisesi sınavında iki soru daha yapsam, ekinler göverdi mi sorusundaki gövermek kelimesi hangi anlama geliyordur sorusundaki gövermeyi sararmak zannedip mesela. İlk soru. Onu yeşil olduğunu bilseydim belki de şu an Ankara Fen Lisesi'nde olup askeri bir geçmişim olmayacaktı.
Yani şu iyi bu kötü demiyorum ama yatılı okula gitmek beni çok değiştirdi. Hazırlıkta 14 yaşında şımarık bir çocuk olarak başlayıp sonra daha efendi, hayatın zorluklarını anlayan bir çocuk olarak oradan mezun oldum. Ordudan ayrılma kararı çok kritik kararlardan bir tanesi. Etrafımda kime açtıysam fikri sakın yapma dedi. Ama bazen hani arkadaşlarımı, iş arkadaşlarımı özellikle çok dinlerim. Fikirlerimin %90'ını sallamazlar. Ve ben onların fikirlerini dinlerim. Tam bizim şirkette her şey tersi. Normalde patron onlar söyler, patron sallamaz. Bize ben söylerim. Ama bazı fikirler var ki kafama koyduysam yapıyorum. Bir tanesi de ordudan ayrılma fikriydi. O şey, yani o bu ikisi çok kritik kararlar benim için. Anladım. Peki Uğur Böcekleri projesi var bildiğimiz gibi. Bunun ilham kaynağı nedir? Yani Sıla zaten yapıyorduk bir şeyleri. Yani gidip ben konferanslar veriyordum, insanlar çağırıyordu. Ama hayat bana bir şey öğretti. Hani organize iyilik veya bir şeyi sürdürülebilir kılmadığın andan itibaren problem var. Yani Türkiye'deki şirketlerin %98'i 7. yılda batmış oluyor. İzgören Akademi, Elma Yayınevi, işte Vizgo falan o şirketlere baktığında 25 yıllık, 23 yıllık sürdürülür sistemler var. Ve bak bütün güzellik ne biliyor musun? Sen Uğur Böceğisin ve biz seninle ilk defa tanışıyoruz. Yani normalde böyle bir organizasyon varsa baştaki kişi kimse, kurucu, her şeyi elinde tutar, bütün kararları verir. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ekipler bir şeyleri yapıyor. Bana da görev veriyorlar. Bugün dediler ki Uğur Böcekleri buraya çıkacaksın. Tamam dedim, çıkıyorum. Sürdürülebilir sistemler çok önemli. Hayat bana onu öğretti. Bizde öyle değil. Her şey bir kişiye bağlı. O adama bir şey olursa sistem çöküyor. Bunu sağlayabilmemiz hep beraber. Yani bunun bir parçası sensin, bir parçası benim. Bu işe yarıyor. Yani baktığında Bursa'da mahalleye yeni gelmiştim. Kutlu Evler Mahallesi. Küçüğüm, 11-12 yaşındayım. Yan mahalledeki çocuklar bizim çocukları dövüyorlardı. Ben ekibi toplayıp bir çete kurdum. Karaoklar Çetesi. Ekipçe çete kurduk. Evet. Biz çalışmaya başladık. Yani defter tuttuk. Yani kurallar belirledik. Neleri yapacağız, neleri yapmayacağız ve ilk başkan sen ol dediler. Yok dedim. Fikir benden geldiği için benim başkan olmam olmaz. Yekta başkan oldu. Ben başkan yardımcısı, ama onu da şöyle belirledik. 2 ayda bir başkan değişti. Bir sistem kurduk ve bizim mahalle dayak yememeye başladı. Karaoklar Çiftliği kitabı bugün, işte Karaoklar Çiftliği, yani ekip dayak yemesin diye yapılmış şeyler. Sistem kurmak değerli bir şey. Onun bir parçası olmak da değerli bir şey, bildiğim o. Kesinlikle öyle. Peki çocukken kurmayı en çok sevdiğiniz hayal neydi ve bunu gerçekleştirebildiniz mi? Yani gerçekleştiremedim. Hayal şuydu. Robinson Crusoe'yu 7 kere falan okudum böyle o şeyi. Ve bir adada böyle tek başıma yaşamak. O yüzden hani uygulamak çok zor bunu teknik olarak. Ve bir de cuma bulmak lazım. Sigortası çalıştıracaksın bilmem ne falan. Bizde herkes sigortalı ve sistemli çalışıyor. Ve yani bir tane hayalim böyle bir adada tek başına yaşamaktı. Ama onu böyle ufak ufak yaptığımı söyleyebilirim. Yani bazen o anlamda yalnız kalabiliyorum. Onun dışında yani çok küçükken ve daha da yani şu anda bile ben futbol oynuyordum. Belki işte orada şeyde falan yazmışlardır. Ve askeriye de çok işe yarayan bir şey futbol oynamak. Ve küçüklükten beri böyle kendimi sahada hayal ederdim. Şimdi de bazen yattığımda böyle rüyamda top oynarken görüyorum. Öyle. Çok güzel. Peki, istediğiniz bir şey için çabalarken hepimizin karşısına işte zorluklar veya işte duygu düşünce değişimi falan çıkıyor. Siz bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani Sıla, senin benim de yani çıkan zorluklar, yani şöyle anlatayım, çok böyle büyük başarılarla ben zorlukları tutsam tuttum şöyle gidiyorum falan diye anlatacağım çok bir şey yok. Hepimiz aynı dertleri yaşıyoruz. Bazen çok güçsüz kalıyorsun. Bazen halledebildiklerin oluyor. Ama çaba göstermenin değerini biliyorum. Yani kıpırdamadan kalmaksa, bir de bir şeyi iyi yapmaya çalıştım. Mücadele ederken insanlarla mücadele etmek yerine yaptığım işi daha iyi yaparak insanların yanından geçip onlarla mücadele etmeyip onlarla savaşmayıp işimle ilgili, üretimle ilgili çaba göstermek o beni ileri doğru götürüyor. İnsanlarla uğraşırsan bir boğuşma gerekiyor ve olduğun yerde debeleniyorsun.
Ama işlerle uğraşırsan, yapmak istediklerine uğraşırsan ileri doğru gidebiliyorsun. O yüzden hani yapmaya çalıştığım o, hiç insanlarla mücadele etmem. Çoğu zaman da hemen pes ederim. Yani bir şey varsa al senin olsun derim ve kenara çekilirim. Çünkü hak ettiğin bir şeyler varsa bir şekilde evine geliyor veya yuvana geliyor. Anladım. Peki şöyle bir şey biliyorum. Doğru mu pek emin değilim ama doğru diyebiliyorum. Şirketinizde işte çalışan ve hiç sigara içmeyenlere ek maaş ödüyor musunuz? Bu bence çok güzel, harika bir şey. Hem onların sağlığı işte benim için önemli gibi düşüncesiyle. Buna benzer kurumlarınızda, şirketlerinizde uygulamalar var mı başka? Yani aslında şöyle, bunlar biz 5-6 şirketiz ve hepsinin başında bir sistem lideri var. Bizde genel müdür yoktur, sistem lideri vardır. Yol kararları onlar veriyorlar. Hani ben yöneticilik yaptım, ekip liderliği yaptım dönemde ilginç uygulamalarımız vardı. Mesela her ay ayın son cuma günü öğleden sonra çalışmak yasak durumda. Herkes kendini geliştirme ile ilgili bir çaba gösteriyor. 3G3 diyorlar ona. Geek, işte gelişim falan filan onların baş harfleri. Ve yani çalışanlara diyoruz ki sakın çalışmayın. Ne olur kendinizi geliştirin o bölümde. Uygulamalardan biri bu. Benim çalıştığım dönemde gene mesela ben her öğlen yemekten sonra kesinlikle uyurum. 20 dakika o küçüklüğümden beri. Hala mutlaka uyurum. 10-15 dakika en fazla. İnsanlar uyumak da serbest. Mesaiye gelmek istemeyen ben gelmek istemiyorum der ve gelmez mesaiye. Yani ama tabii hangi kurumda şu anda hangi uygulama var her şeye müdahale şansım yok. Mesela şimdi Karaoklar Çiftliği'nde sigara içmeyenlere o sene sonunda birer çeyrek altın verilecek kuralı var. Bir başka yer kaldırmış olabilir. Dil tazminatları var. Ama çok özgür, insanların kendini ifade edebildiği bir ortam için çok çaba gösteriyoruz. İnsanların doğum şey böyle evlenince çocuğu olunca şimdi mesela çiftlikten ağaç hediye etmeye başladık. O ağacın geliri tamamen ömür boyu o çocuğun oluyor falan gibi. Var bu tür aykırı. En aykırı şeylerden biri mesela bütün bu şirketlerin kurucu ortağı benim. Ama hiçbirinde odam yok. Yani hiçbir şirkette odam yok. Ve hiçbirinde anahtarım yok. Gitsem firmaya giremiyorum. Yani yayın evini uzun süre yerini bulamadım Sıla. Bak bu şimdi yani yerini biliyorum da yani yayın evi nerede diyordu, şurada burada Bulvar Palası'nın oradaydı yayın evi bir ara, bulamıyordum o parkını, gelip alıyorlardı götür. Şirket benim ve yerini bilmiyorum ya yani, öyle o kadar alakasız bir adamım ama Allah yardım ediyor ve yürüyor. Çok güzel gerçekten. Peki umut size ne ifade ediyor? Yani birçok şey ifade edebilir. Bir tanesi mesela İzgar Ön Akademi'yi büyüten liderlerden bir tanesi Umut'tur. Çok küçük yaşta ona güvendik. Geçen fotoğrafını gördüm, Umut'a da söyledim. Ya dedim sen ne kadar küçükmüşsün, sana güvenip bu kurumu emanet etmişiz diye. Ona güvendik ve emanet ettik. Mesela kurumu çok ileri götürdü. Umut ismi bana hep Umut'u çağrıştırır, o kesin. Onun dışında da şey, yani insanı ayakta tuttuğu kesin. Yani bütün edebiyatçılar söylemiş bunu. Bir ülke umutlarını kaybederse, gençler umutlarını kaybederse bundan kötü bir şey yok. Sanırım uğur böcekleri olarak sizin yaptığınız da o. İnsanlara umut aşılamak. Hani işte polyanlacılık oynamayın. Yani başka bir şey oynayacağımı polyanlacılık oynarım diye düşünüyorum. Ama iyi, pozitif bir iyimserlik çok değerli bir şey insanın hayatında. Ve o yüzden şey, hani bazen benim de umudumu kaybettiğim oluyor. Ama son 2 yılın rakamı açıklanmadı ama ondan önceki rakamlar 2017-2018'de 538 bin tane Türk batıya göç etti Sıla. Bu çok üzücü bizim açımızdan. Sorun, birçok şey söyleyecekler ama asıl kelime umut kaybetme. İnsanlara umudunu kaybettirmememiz lazım. Orada da siyasetçilere düşen bir şey var, solcu ve sağcı. Yani birbirlerine sarılmaları lazım bu adamların. Yani muhalefeti, iktidarı birbirleriyle konuşmaları lazım. O zaman gençlere umut veririz. Bu adamlar tepiştiği sürece bütün ülke umudunu kaybeder. Ama bu insanlar birbirine sarıldığı sürece bu ülkenin çok umudu olur diye düşünüyorum. Dönüp baktığımda 2 cevap. Bir, liderler açısından umut vermek insanlara ve ülkeye. Öteki taraftan da bizlere düştüğümüzde de kendi umudunu kendini yaratacaksın. Bazen küçücük bir şey olur bu. Alcatraz Kuşçusu filminde yani bir kuşu beslemek olabilir bir adamın umudu. Ama iyi bir şey insanın hayatında. Evet.
Peki, bu kadar güzel ve insanlara dokunan kitaplar yazıyorsunuz. Bunlara imza atmak nasıl bir duygu ve aynı zamanda bunu nasıl başarıyorsunuz? Yani kitapların etkisinin iyi olması gibi mi? Sıla. Yani çok güzel kitaplar yazıyorsunuz. Bu nasıl bir his? Yani o kitapların size ait olması nasıl bir duygu? Aslında soruyu ilk seferinde anladım da sana kitapları çok güzel yazıyorsunuz bir daha dedirtmek için anlamamış numarası yaptım onu özellikle. Ne O dediğim zaman bir tekrar. daha diyeyim, harika yazıyorsunuz. Şöyle Sıla yani çok iyi yazıyor muyum onu bilemem ama mesela Nisan'ın Fikirperest'teki yazısını okudum acayip güldüm çok yetenekli. O yazmış ya benimle ilgili yani o mesela Evet. bu hoşuma gitti. Yani kitap yazım tekniğime baktığımda bir tanıdığım bütün arkadaşlarıma anlatıyorum nasıl yazdığımı. Kendimi böyle yazarım ben falan diye hiç ortalıkta dolaşmıyorum. Aslında mesleğimi de tam bilmiyorum açıkçası. Ama mesela benim 32 kitabım var. Ablam bir kitap yazdı. Ablam benden daha yazar havasıyla dolaşıyor. Ben bu kitabımda şunları ifade ettim. Abla diyorum ben 32 tane yazdım. Senin kadar yazar havası yok benim diyorum. Çok gülüşüyoruz. Şimdi yani ortalıkta yani o Sait Faikler, o, yani Orhan Veliler, Sait Faik'in o kalemi açıp koklaması ve onların o yokluk içinde başardıklarına baktığında ben bugün ben de şöyle bir yazarım diye falan çok gerçekten diyesim gelmiyor. Çok gönülden söylüyorum bunu. Ama kitaplarda çok fazla bir şey yok. Çok böyle övüngenlik yok. Çok böyle yani öz ve bilgi var. Bir de fırsatı ve değeri size bırakıyorum olabildiğince. Yapabildiğim kadarıyla okura bırakmaya çalışıyorum. Okur bunun çok farkına varıyor. Diyor ki yani bize değer veriyor ve fırsat veriyor diye. Ama yani en iyi şey kitaplarla ilgili mesela Samet çocuğun adı Sabri. 2-3 gün önce bana bir mektup yazmış. İşte şey diyor yani babamın bir sağlık problemi var. İşten ayrılmak zorunda kaldım. Babama bakıyorum evde. Şunu yapıyorum. Hocam diyor sizin kitaplarınızı diyor olabildiğince insanlara hediye ediyorum. Şunu yapıyorum. Şimdi bakıyorsun Sabri şu an işsiz. Evde babasına bakıyor. Ve benim kitapları alıp birilerine hediye ediyor ve mektubun içerisinde bir baktım benden hiçbir şey istememişsin. Yani birileri yazar bana para gönder bana bilmem ne. Şimdi Sabri çok iyi durumda değil. Ve diyor ki sizin kitaplarınız insanlara ulaşmalı. Ulaşan insanlar da bunlar oluyor falan. Yani çok duygulandım ve etkilendim. Elma'ya yazdım. Vizgo ekibine yazdım ve Kara Oklar'a yazdım. Dedim ki yani Sabri bakın bizden bir şey istemiyor. Onlar zaten yapmaları gerekeni yaptılar. Sabri'ye salçalar, bademler gitti o çiftlikten. Elma'ya yeni bir kitaplar yolladı. Vizgo burs açtı eğitimleri alabilsin diye. Bugün sabah bir mektup aldım Sabri'den. Annem diyor bana yıllardır diyor çok kolay kolay iyi bir şey söylemez. Hep diyor fırça kayar. Şunu da batırdım, bunu da batırdım. Anne demiş bak bana çiftlikten badem ve salça geldi. Kedi olalı bir fare tuttun demiş. Yani yıllardır aldığım en büyük hediye biliyor musunuz hocam? Annem bana onu dedi ya diyor. Ya bundan büyük bir hediye yok diyor. Yani insanlara umut vermek sıra sadece kitap yazmakla olmaz biliyor musun? Yani tren garında üç arkadaş bir araya gelip abi biz bu ülkedeki insanlar için bir dergi çıkaralım diyorlarsa Zafer de buna yazıyorsa, senin yaşında 18 yaşında bir gence platform oluşturuyorlarsa umut var ülkede. yani bir umut olsun diye çaba göstereceğiz. Hani Sadio Alışık der ya bu da mı gol değil, bu da mı gol değil? Hep umut var. Yani küçük umutlar, büyük umutlar. Bazısı için işte Bitcoin'den çakayım parayı, bedavadan Ferrari alayım olur. Bazısı için bir dergi çıkarmak olur. Bir başkası için küçük bir şey yapayım olur. Ama üreten bir ülke için ve okuyan bir ülke için çaba göstermemiz lazım. Evet, kesinlikle öyle. Peki gençlerle aranız çok iyi ve sizi çok seviyorlar. Biz de sizi çok seviyoruz. Ya Gençlere anlamadım vermek bölümü. istediğim O tam anlayamadım. sizi çok seviyoruz. Peki gençlere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Kesinlikle haddim değil. Yani tek bildiğim şey şu, size karşı bu ülkenin büyüklerinin çok büyük ayıbı var. Gerçekten çok büyük ayıbı var. Önünüze yani fırsatlar sunmak yerine yani çok çok Engel olduğumuzu düşünüyorum. Hani şey çok net. Yani o sınav sorularının çalınması bilmem mesela bunlar yok dersek hani görmemezlikten gelip hey gençler tuttuğumuzu koparalım umutlarla yürüye falan öyle bir şey yok. Yani
sınav soruları çalındı. Kimlere verildiğini hep gazetelerde, mahkeme kararlarında okuduk. Çok işleri hak eden, çok liyakatlı çocuklar işlere giremediler. Yıllara baktığında 20 yıllık bir süreçten, 15 yıllık bir süreçten bahsediyorsam, 35-40 yaşında evde, televizyon karşısında, bilgisayar başında umudunu kaybetmiş, iş aramayı bırakmış sürüyle genç var ülkede. Bize düşen şey onlara fırsat yaratmak ve gerçekten yani size bırakın nasihat falan vermeyi, sizden nasihat dinlememiz lazım. Yani liyakat nasıl olmalı, nasıl ileri gitmeliyiz? Çünkü sizlerin bakış açısı çok şey öğretir bize. Sizler umut dolusunuz, sizler bilgiye açsınız ama geçen bir video yolladılar. Sürüyle gence yolda soruyorlar. Japonya'nın başkenti bilemiyor çocuklar. Yani bu bizim sorumluluğumuz gibi geliyor bana. Çok daha iyi bir eğitim sistemi, insanların yeteneklerini kullanabilecekleri fırsatlar için çok büyük çaba göstermemiz lazım. Yani geçen bir kitabımda da yazdım. 26 milyon dönüm tarım arazisi boşken, Çin'den daha fazla buğday ithal eden bir ülkeyken gençlerde işsizlik olmasının açıklaması iktidarı, muhalefeti, büyüklerin bizim bir araya gelip size yeterli fırsatları sunamadığımızın açıklamasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Orada baktığında İzgören Akademi, Elma bilmem bütün bunlar tek yaptıkları şey aslında liyakatla, efendilikle, vergi kaçırmadan, insanları kandırmadan, insanların maaşını zamanında ödeyerek yürümeye çalışıyorlar. O anlamda da iyi gittiklerini düşünüyorum. Ama size nasihat verme gibi hiçbir haddimiz ve hakkımız olmadığını düşünüyorum. Peki bize yani gelişmemiz için önerebileceğiniz eğitimler nelerdir? Bir kere TED Talk'ta süper konuşmalar var. TED Talk bile tek başına bir hazine. Onun dışında halk kütüphanelerinde her türlü kitaba ulaşabiliyorsunuz. Bir halk kütüphanesine gidip hangi kitabı isterseniz size getiriyorlar. Yani buradan yutkunarak söylüyorum, Vizgo çok iyi bir platform. Yani yıllık 90 liraya mı 100 liraya mı ne, ben de dahil yani sürüyle eğitmen 1000'e yakın küçük mikro eğitim var içinde. Acayip iyi bir eğitim platformu. Girin internete, çok fırsat var. Yani eskiden dil öğrenmek acayip zordu. Şimdi Duolingo'dan tut diğerlerine kadar acayip dil öğrenme programları var. Yani tek ana noktasıyla şeyi fark etmeniz, hangi alanda ilerleyeceğinizi fark edebilmeniz acayip önemli. Şimdi baktığında kendine yani binlerce yol var, tamam mı? Şöyle dön etrafına, aşçılık olabilir, işte doktorluk olabilir, yazarlık olabilir. Onlardan birini seçtiğinde, yazar olmayı hedefliyorsan veya aşçı olmayı hedefliyorsan, onun alt başlıkları acayip önemli. Ve o yüzden mesela Jiro Dreams of Sushi diye bir film var. Seyrettiğinde ufkunu genişletebilir. Yani bu dönem senin için Sıla, mesela yaptığın şu anki iş büyük bir cesaret gerektiren iş ve bunu yaparken aslında ileride bu işi yapıp tutkuyla yapıp yapmayacağını keşfedebiliyorsan bu harika bir fırsat. Ne yapmayı istediklerini keşfedebilirlerse girişi çok kolay gibi geliyor bana. Önemli olan o keşfi yapmak. Çünkü tutkuyla yapmadığın bir işin içine düştüğün andan itibaren devamı facia. O zaman biz de gençlere sizin YouTube kanalınızı önerelim. Çünkü çok güzel videolar çekiyorsunuz gerçekten. Çok sağ ol. Çok çok teşekkür ederim. Yani orayı bir kütüphane gibi düşündüm. Çok böyle odaklanarak YouTube'u geliştireyim, bilmem ne yapayım gibi bir hedefim yok ama artık oraya koyduğum şeyler yıllarca kalabilir. İkide bir oraya bir şey koymam diye düşünüyorum. Jiro Dreams of Sushi, altta sormuşlar, tekrar söyleyeyim. Ama YouTube kanalına üye olmayı ve likelamayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, unutmayalım. Peki, şimdi son sorumuza geçebiliriz. Bu soruyu neredeyse tüm yazarlarımıza da soruyoruz, size de sormak istedik. Hocam, dünya fani. Bu dünyadan bir gün göçüp gittiğinizi düşünün. Ve biri gelip size sordu, mezar taşınızda ne yazmasını istersiniz? Buna cevabınız ne olurdu? Yani mezarım olmasa bile olabilir gibi düşünüyorum Besila. Yani yapacaklarınla, bıraktıklarınla, sanırım kitaplarınla aslında yazacağını ve bıraktıklarını bırakmış oluyorsun bir şeyleri. Ondan sonrası gittiğinde bir yerde işte bir taş, orada da şöyle bir ifade olsun, şöyle de bir hani... Instagram hesaplarının altında böyle çok vurucu laflar var ya, yani
Yani otur havalı bir lafın, yani öyle bir şey yok. Yani sadece aslında bırakacaklarını şu anda da seninle beraber bırakıyoruz. Kitaplarda da bırakıyoruz. Birini kandırdığında aslında bir şey bırakıyorsun geride. Birine bir insanlık yaptığında da geride bir şey bırakıyorsun. Sonuçta adım adım bırakıyoruz. Meryem orada Allah gecinden versin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yani Sıla mesela öyle bir şey demedi. Hani mezara ne yazalım diye sordu ve Hocam. şey Tabii ki Allah gecinden versin. şey ya şey o anlamda tam da toparlayamayacağım ama hani gerçekten şöyle de bir şey yazsın, böyle de hani hiçbir yerde bir şey, bir slogan yazmasına gerek yok diye düşünüyorum. İyi bir şeyler bırakabilirsek, şimdi Doğan Cüceloğlu'nu düşünüyorum. Ne bıraktı geriye derseniz, geçen hani Instagram'da onu yazdım. İnsanlara umut bıraktı. Farkında mısın? Yani Evet. Polat Doğru, Doğan Cüceloğlu, bunu şimdi ilk defa anlatıyorum. Doğan Cüceloğlu Bursa'ya bir konferansa geldi. Bursa ekibinin düzenlediği bir konferansa. Ve orada sabah kahvaltı edelim demiş Doğan Cüceloğlu. Benim aklımdan geçmedi. Ben çünkü çok çekingen de bir insanım. Sabah kahvaltıda buluştuk otelde Doğan Cüceloğlu'yla. Zafer de beni de çağırır mısınız dedi Zafer Erbaşlar. Ne olur beni de çağırın dedi. Zafer'i de çağırdık. Ben de kahvaltı edebilir miyim dedi Zafer. Olur et dedik Zafer'e. O da geldi kahvaltı etti yanımıza. Doğan Cüceloğlu o gün yani onun mütevaziliğini, efendiliğini görmenizi isterdim. Ama ne dedi bana biliyor musun? Şerif dedi ben seni kitap fuarında dedi dinledim biliyor musun dedi. Kitap fuarındaki söyleşi. Nasıl dinlediniz Doğan Hocam? Ben görmedim sizi dedim. Salon kalabalıktı. Geldi dedi en arkada ayakta dinledim seni dedi. İşte şöyle mesajlar veriyorsun. Böyle iyi şeyler söyledi karşılıklı. Koskoca Doğan Cüceloğlu'sun. Bu Ahmet Şerif İzgören kim diye en arkada ayakta gidip dinliyorsun. Yani o gün dese ki Doğan Cüceloğlu ben dinleyeceğim. Protokolde ona yer ayırırlar. Ama asıl umut Doğan Cüceloğlu'nun bize bıraktığı yani 11 çocuklu bir ailenin bir kasabada doğacaksın. Yani orada çok sıradan bir işle de bitirebilirdin. Ya gidiyorsun Amerika'da doktora yapıyorsun. Bir yüzlerce kitap, inanılmaz eserler bırakıyorsun. En ufak bir yerinde bir torpil yok. Yani umudumuzu kaybettiğimiz anda aslında Doğan Cüceloğulları'nı düşüneceğiz. Yani hiçbir yerden torpil olmadan bir insan çatır çatır yürüyebiliyor ve nerelere varıyor. Doğan Cüceloğlu bilmem ne bakanı olmadı. Doğan Cüceloğlu bilmem ne müdürü, amiri falan filan olmadı. Ama bugün baktığında mezar taşında ne yazdığını da bilmiyorum. Ama o kadar iyi şeyler, en önemlisi umut bıraktı. Farkında mısın Sıla? Yani bize düşen şey aslında ileride sen çocuklarına, ben çocuklarıma ve bu ülkenin insanlığına umut aşılayabilirsek, böyle saman alevi gibi umut değil ama gerçekten dolu iyi bir umut bırakabilirsek, o zaman iyi bir şeyler olur. O yüzden hani Doğan Cüceloğlu o anlamda analım istiyorum. Tamam mı? O zaman yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Size çok teşekkür ederiz. Bize destek olduğunuz için ve cevaplarınızla yolumuza ışık tuttuğunuz için iyi ki varsınız. Sıla ben de şeyi söylemeyi isterim. Yani ben 18 yaşında buraya çıkıp bir yazarla senin kadar özgüvenle, senin kadar içten bir röportaj yapamazdım diye düşünüyorum. Çok çok böyle düzgün bir karakterle karşılaştım. Annem baban çok şanslılar senin gibi bir çocukları olduğu için, seni böyle yetiştirdikleri için. Ve hani umut dediğin şey mesela senin gibi gençlerin olması da eminim izleyicilere büyük bir umut veriyordur. Böyle gençler var diye. Ben hepinizle karşılaşıyorum. Ülkenin her yerinde, kitap fuarlarına gittiğinde. Yani sizlere layık olabilirsek o tamamdır bizim için. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Çok çok sağ ol. O zaman sonlandıralım mı? Tamam. Önce sen kapat. Öyle olur mu? Ben kapattım. Tamam. Yeniden çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Zafer Erbaş'la olan arkadaşlığımız şu an bitmiş bile olsa bugün çok gömdük onu. İşte hem kapatırken gömerek kapattık. Tamamdır. Dergi şeyi sorayım Sıla.
Dergiyi şu anda Fikirperest dergiyi nasıl okuyabilirler? Nereden girip? YouTube'dan dinleyebiliyorlar ama dergiyi okumak için ne yapması lazım? Instagram biyografimizde link var zaten. Oraya tıklarsanız direkt tüm sayılarımızı yani çıkıyor sayfamızda. Tamam. Web sayfamızda. Tamam. Hı-hı. Tamam. Tüm ekibe çok sevgiler. Ya. Tamam mı? Sağlıcakla kalın. Öpüyoruz sizi. Çok sağ ol. Görüşürüz.